Bir gönül verdi bana, Ademe'den hayran olur. Hak bir gönül verdi bana, Ademe'den hayran olur. Bir dem gelir şadam olur, bir dem gelir Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 261. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul lezine yunfikune emvalehum fî sebilillah. Kemetheli habbetin en betek seba senabile fî külli sünbiletin mi'etu habbe. Vallahu yudâifu limen yeşâ'. Allahu vasi'un alim. Ellezine yunfikune emvalehum fi sebilillah. Thumme la yutbi'une ma enfeku mennen ve la eza. Lehum ecruhum inda rabbihim. Ve la khawfun aleyhim ve la hum yahsanun. Kavlun ma'ruf ve mağfiretun hayrun min sadaka. Yetbe'uha eza. Vallahu ganiyyun halim. يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا Allahu la yehdil kavmel kafirin. Ve meselüllezine yunfikune emvalehum ibtigaa merdatillah ve tesbiten min enfusihim. Kemeseli cennetin bir rabvetin asabaha vabil. Faatet ukulaha di'feyn. Fe in lam yusibaha vabilun fatal. Vallahu bima ta'maluna basir. Eyeveddu ahadukum en tekune lehu cennetun min nakhil ve a'nab tecri min tahtiyel enhar lehu fiha min kulli semerat ve esabehul kiber ve lehu zurriyetun du'afa fe esabaha i'sarun fihi narun ahterakat kezalike yubeyyinullahu lekumul ayat لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ayet-i kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohumun durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Devletler senenin sonuna doğru genel olaraktan bütçe görüşmeleri yaparlar. Ve genel olaraktan devletin tüm birimlerine ölçülü, dengeli, aman ha açık vermeyelim bütçede, mümkün mertebe açık vermemek için ona göre ölçülü ihtiyaca binaen verirler. Fazla verdikleri zaman bütçe açık verebilir, sıkıntı olabilir. Haşa, Allah'ın bütçesinde sınır yok ki. Allah'ın vergisinde bir sıkıntı yok ki. Allah verirse Allah gibi değil, Allah olarak verir. Allah verirse şanına yakışır şekilde verir. Devlet tabiri caizse vermemek için bahane ararken Allah tam tersine vermek için bahane aramaktadır. Acaba kuluna ne kadar fazla verebilir? Onun teşvik yollarını, onun yollarını gösteriyor ve açıyor. Normalde bir aşri emsaliha, bir tane iyilik yapıyorsunuz, biri 10 veriyor. Ve bunu 3 aylarda 1000'e çıkartıyor. Ve bunu Ramazan'da 30.000'e çıkartıyor. Bunu Kadir gecesinde 1000 ay 83 yıla çıkartıyor.
Düşününüz ki 50 yıl boyunca Ramazan ayına tekabül ettiğinizi düşünün. 50'yi 83 yıldan çarpın. O insanı o kadar yaşamış. Yine mübarek gecelerde, yine aynı şekilde Cuma'da icabet duaların icabet ve kabul olduğu anlarda, o zamanlarda vermiş olduğu durumlar. Bir de düşününüz ki adam 70 saniyede şehit oluyor. Öbür adamın 70 yılda kazanamadığını o 70 saniyede kazanıyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın hazinesi çok. Rahmeti çok. Bunun en güzel şahidi verdikleridir. Verdikleri vereceklerinin delilidir, ispatıdır, göstergesidir. Zaten Cenab-ı Hak cennette ebediyen sonsuza dek vereceğini ifade ediyor. Onun için Cenab-ı Hak tabiri caizse mesela okulda öğretmenler test yapıyor. Test yaparken 4 tane şık var. Hatta bunu öğrencilere söylerken hocam hatta 5 keşke 4 olsa dedi. 5 tane şık var. Bunun bir tanesi doğru, 4 tanesi, 3 tanesi yanlış. Yani tabiri caizse eğitim öğrencinin başarmaması yönünde gayret gösterirken, çünkü kazanma ihtimaline 5 şık varsa %20'dir. Allah tersinizi yapıyor. Allah bir soru soruyor, 100 tane şık var. 100 tane şık var. 99 tanesi doğru, bir tanesi yanlış. O yanlışın da yapılmaması için yolunu yordamını gösteriyor. Aman ha diyor. Şunu işaretleme. Böylece onun artık o kişinin doğruyu bulma ihtimali gözünü kapasa da rastgele işaretlese de yanlış yapma ihtimali %1'dir. Doğru yapma ihtimali %99'dur. Yani Cenab-ı Hak kulunu kazandırmak için, vermek için tabiri caizse kat kat. Yani 1'e 700 veriyor. 1'e Cenab-ı Hak 700 veriyor. 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane. 1'e 700. Ve adam bazen sorduydum çiftçilere, işte kaç aldınız, alıyorsunuz? 8 diyor, 1'e 8, 12. Hocam çok iyi diyor, yani memnunuz diyor. Düşün ki Allah en az 1'e 700 veriyor. Dediğim gibi 7 bin veriyor, 30 bin veriyor. 1000 ay mesabesinde veriyor. Hazinesi zengin. Rahmeti geniş. Sabakat rahmeti ala gadabi. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Ama burada sıkıntı kulun yanlış yapmada ısrarı. Ya 99 tane doğru var ama ya şu yanlışı işaretlesem nasıl olur ya? Adam adeta yanlışı işaretlemek için büyük çaba gösteriyor. Yani doğruyu işaretlemek için gözünü kapasa da az bir gayret, istek değil de yanlışı yapmak için 1000 dereden su getiriyor. Ya bir bakayım, bir deneyeyim ya. Bir farklılığım olsun ya. Bir farkım olsun canım ya. Bir görünsün hele, ne olacak ya. Ben aksiyonu seven adamım ya. Yani bir aksiyon olsun, bir problem olsun, bir sıkıntı olsun. Bir mücadele olsun, bir kavga olsun. Zor lan, yanlışı. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin kalpleri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir. Hep bu konuda Cenab-ı Hak, yani her türlü iyiliği, her türlü. Bunu aynı şekilde اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا Allah, la خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Orada da buyuruyor Rabbim. Allah'ın dostları, velileri için korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Üzülmeyecek. Allah kulunu üzmüyor. Kul kendisini üzüyor, inanınız. Üzmek için her yola başvuruyor. Güzel bir söz ve bağışlama. O da bir sadaka. Efendimizin buyurduğu. Tebessüm bir sadaka. Güzel bir söz sadaka. Yoldan insanlara zarar verecek herhangi bir şeyi atmak sadaka. Buyurunuz. Hayatın her anı sadaka. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah'a her bakımdan
sınırsız zengindir. İşte her bakımda. Sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Zaten eğer cezalandırsaydı yeryüzünde insan kalmazdı. Onun için Allah imhal ediyor, ihmal etmiyor. Yani süre ve mühlet tanıyor ama haşa. Bütün bu kadar duruma, ortama rağmen Allah göz ardı etmez. Onun için cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ey iman edenler, Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Hemen gider. Hafif bir rüzgarda, savurmada o toz toprak gider. Kaya çıplak kalır. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah samimiyet ve ciddiyet istiyor. Cıvıklık istemiyor. Ciddiyetsizlik, samimiyetsizlik istemiyor. Az bir samimiyet, az bir teveccüh, az bir temayül, az bir arzu. Yönelsin. Perdeyi azıcık açsın. Rahmet içeri girsin. Güneş rahmeti içeri girsin. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur altında iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Çünkü sürekli rahmet iniyor. Maddi manevi rahmet iniyor. Çünkü burada Allah rızası var. Allah her şeyi çöplükleri cehenneme atsa da o çöplüğün içerisinde nokta kadar rızasına uygun bir şey varsa onu cennete koyuyor. Ebediyete. Allah kendi zatı ve sıfatları ezeli olduğu, ezeli ebedi olduğu gibi sıfatına müteveccüh olan, yönelik olan, rızasına uygun olan şeyi de ebede namzet kılıyor. Onu da ebedi kılıyor. Çöpe atmıyor, çok affedersiniz. Bir elmayı aldınız, yediniz. Başında zikir, bismillah. Sonunda elhamdülillah, şükür. Ortasında da fikir olaraktan o nimeti sana gönderen Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesi olarak düşün. Çok affedersiniz, yediğiniz o elma kasurat oluyor. Gübre oluyor. Gidiyor gübre. Ama üzerine söylenmiş olduğu fikir, zikir, şükürden dolayı, elhamdülillah, bismillah'tan dolayı Allah onu cennette ebedi kılıyor. Ve o bir elma, dünyada yaratılan elmanın ilk anından son anına kadarki tüm elmalardan o bir elma daha çok oluyor. Üzerine elhamdülillah, besmele çekilen o elma. Allah onu zayi etmiyor. O insanla beraber onu ebediyete namzet ediyor. Ebedi kılıyor. Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun. Himayeye muhtaç çocukları var iken, ihtiyarlık gelip kendisine çatsın derken, bağ ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. İki kardeşin kıssasını söylemişti. Ama fakirler bizi duymasın, hemen sabah erkenden gidelim derelim. Gitmişlerdi ki yanmıştı. Simsiyah. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Bu ayette yaptıkları iyilikleri başa kakıp gönül yıkanların durumu anlatılmaktadır. Yıldırımlı bir kasırga göz alıcı bir bağ nasıl yakıp yıkarsa onların bu tutumu da aynen öyledir. Böylece yaptıkları da iyilikleri başa çıkaracak, boşa çıkaracaktır. Bir netice alamayacaktır. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen meyveler ve özelliklerini topladım. Hangi meyveler geçiyor ve bunların özelliklerini sıraladım. Mesela hurma ve hurma ağacı, üzüm, zeytin, nar, incir. Bu gibi meyveler ve özellikleri. Aynı şekilde hayvanlardan da onları da çıkarttıydım. Onların da özellikleri belirtilmektedir.
Evet, ayet-i kerimelerin nuzul sebebine bakacak olursak, mallarını Allah yolunda harcayanların misali bir tane gibidir. O tane yedi başak gibidir. Her başakta da 100 tane vardır. Allah dilediğine kat kat verir. Allah vasidir, alimdir. Kerbi anlatıyor. Bu ayet-i kerime Osman İbni Affan hakikaten cömert birisi. 700 deveyi yüküyle birlikte Allah yolunda veren bir insan. Kuyu alıp, Yahudi'den kuyu alıp Müslümanlara hizmetine veren bir insan. Osman İbni Affan ve Abdurrahman İbni Avf hakkında nazil olmuştur. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Tebük gazvesi hazırlıkları sürerken ashab-ı kiramı Allah yolunda infakta bulunmaya çağırmıştı. Abdurrahman İbni Avf Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama 4000 dirhem getirdi ve ey Allah'ın elçisi 8000 dirhemim vardı, 4000 dirhemi kendim ve ailem için bıraktım. Yarısını veriyor. 4000 dirhemi de Rabbime borç olarak verdim dedi. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Allah bıraktığını da verdiğini de bereketli kılsın diye dua buyurdu. Osman'a gelince o da Tebük gazvesine katılmak isteyip de cihazı, yol hazırlığı ve cihat için gerekli olan levazımatı olmayanların cihazı benden dedi. Ebu Said el-Hudri der ki Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerini kaldırmış Osman için şöyle dua ettiğini gördüm. Ey Rabbim ben Osman'dan hoşnutum. Sen de ondan hoşnut ol. Gördüm ki şafak sökünceye kadar böyle ellerini kaldırmış dua etmeye devam ettiler de Allah Teala mallarını Allah yolunda harcayanların misali bir tane gibidir ki ayetini indirdi. Böyle fedakar insanlar. Böyle Allah yolunda fedakarcasına veren insanlar. Tabi Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ondan geri değil. Hazreti Ebu Bekir hepsini veriyor. Geriye ne bıraktın ya Ebu Bekir? Allah ve Resulü. Evet güzel bir alış. Çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor. اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ Allah onlardan emanet ve vedia olarak verdiği şeyleri tekrar cennet mukabilinde bir semeniyle satın alıyor. Emanet vermiş. Böyle bir satış. Hazreti Osman'ın yaptığı satış gibi bir satış, alışveriş ve mukabil için. 262 onlar ki mallarını Allah yolunda infak ederler ama başa kalkmazlar. İnfak etmelerinin peşinden başa kalkmaz ve eziyet de etmezler. İşte onlardır Rableri katında ecirleri ve onlara korku da yoktur. Onlar mahzun mu olacak da değillerdir. Kelbi dedi ki bu deminkiyle aynı durum içerisinde İbn-i Sahib ve Mukatil'den rivayet edildi. Medine-i Münevvere'deki en kıymetli sulardan birisi olan Rume kuyusunu satın alarak umumun istifadesine arz edilmek üzere vakfetmesi ve Tebük gazilerini teçhiz etmesi üzerine Hazreti Osman ve malının yarısı olan 4000 dirhem yine aynı gazveye hazırlık sırasında infak eden Abdurrahman İbni Avf hakkında nazil olmuştur. Evet ve diğer nüzul sebepleri. Sizden herhangi biriniz ister mi ki altından ırmaklar akan, içinden altından ırmaklar akan, içinde her türlü meyvenin de bulunduğu üzüm ve hurma bahçesi olsun ve kendi üzerine ihtiyarlık çökmüş olsun. Ayrıca aciz, zayıf çocuklar da bulunsun, sonra da bu bahçeye ateşli bir kasırga isabet etsin de yansın. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki düşünesiniz. Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas ve Mücahid'den nakledilen diğer bir görüşe göre bu ayet-i kerime, önce güzel ameller işleyen, daha sonra da şeytanın vesveselerine kapılarak isyankar olan ve yaptığı amellerinin yok olmasına sebep olan kişiye misaldir. Bu hususta Abdullah bin Abbas diyor ki, bir gün Halife Ömer bin Hattab Resulullah'ın sahabelerine şöyle dedi, bu ayet-i kerimenin kim hakkında indiği kanaatindesiniz? Onlar Allah daha iyi bilir cevabını verdiler. Bunun üzerine Ömer kızdı ve şöyle dedi. Biliyoruz veya bilmiyoruz deyin. Bunun üzerine kendisine ben şöyle dedim. Ey müminlerin emiri, bu ayet hakkında benim bir kanaatim var. Ömer, söyle yeğenim, kendini küçük görme dedi. Dedim ki ayet yapılan bir amele misal verilmiştir. Ömer, hangi amele misal verilmiştir dedi. Dedim ki herhangi bir amele misaldir. Ömer bunun üzerine şöyle dedi. Bu ayet zengin bir adama misaldir ki, Allah'a itaat uğrunda amel işler,
Sonra Allah ona şeytanı gönderir. Adam günah işler. Amellerini yok eder. İptal eder. Evet, ayet-i kerimenin nüzulüyle ilgili olaraktan, evet, 261. ayet-i kerimede sebil, genelde fi sebilillah diye geçer. Allah yolunda. Allah yolunda cihat, Allah yolunda infak. Özellikle bunlarda Allah yolunda yapmış olmak. Sebil, tarik, sırat. Bunlar üçü de yol manasına, ancak nüans farkları var. Sebil Kur'an'da 13 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Sebilullah, Allah'ın taatında, Allah'a itaat uğrunda. Ulaşabilmek, güç ve imkan bulabilmek anlamında. Çıkış, gidişat, adet, bahane. Din, hüda, hidayet, hüccet, delil, tarik, yol. Hidayet yolu, düşmanlık. Sebil ona, Allah'a itaat anlamında kullanılmıştır. Ve sebil millet, din ve şeriat anlamında kullanılmıştır. Bu da ilgili ayetler. Evet, sebil kelimesinin bu şekilde Kur'an'da geniş olarak da kullanılmış olduğu ve ilgili olan ayetler. Engebesiz, dost doğru yol manasına gelir. Allah sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları, yolunuzu bulmanız için de ırmakları ve yolları yarattı ayetinde olduğu gibi. Sebil kelimesinin gelmiş olduğu manalar ve ilgili olan ayeti kerimeler. Evet, 261. ayeti kerimeye, Kur'an-ı Kerim'de ahlaka dair mücmel ayetlerin beyanına misal demin bir tanesini vermiştik. Diğer ayet-i kerimelerde de mücmel olaraktan ahlaka dair ve Rabbimizin vermiş olduğu misaller, ki bunu daha önce de ifade ettim. Tefsirde emsaller, kısaslar diye hususlar vardır, emsal. Allah konuları anlatırken temsil verir. Örneklerle, misallerle açıklar. Ta ki, çünkü misaller dürbün gibidir. Uzak hakikatleri yakınlaştırır, merceğin yaptığı gibi. Ondan dolayı Cenab-ı Hak sürekli bu tarzı kullanır. Hadislerde de bu tarz kullanılır. Ayette Cenab-ı Hak, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَى. Yani bir sivrisineği bile temsil getirmekten çekinmez Cenab-ı Hak. Hadislerde de bunun örneklerini çokça görürüz. Örneklerle ve temsillerle izah etmektedir Cenab-ı Hak. Nitekim 261. ayet-i kerimenin hem kelime olaraktan izahı ve tefsirlerdeki beyanı burada ele alınmaktadır. Evet. Yine burada Beyhaki'nin ve Müsned'inde Ebu Hatim el-Busri'nin İbni Ömer'den rivayetle tahrişlerinde şöyle demiştir. Mallarım Allah yolunda, mallarını Allah yolunda harcayanların misali bir tane gibidir ki o tane yedi başak bitirir. Ayet-i nazil olunca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Rabbim ümmetime arttır dedi. Kimdir o ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah onu kat kat birçok katlar artırsın. Bakara 245 ayet-i nazil oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim ümmetime daha arttır dedi de bu sefer sabredenlere ecirleri elbette hesapsız olarak verilecektir. Ömer 10 ayet-i nazil oldu. Bir gayri hesap. Hesap yok. Tahmini olarak hesap yok. Teşbihata olmasın, açık senet. Açık çek. Açık senet. İkincisi, dediğim gibi Allah verirse Allah gibi değil, Allah olarak verir. Gibisi fazla. İbn-i Münzir'in Süfyan'dan rivayetinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine arttırmayı ifade eden ayetlerin sırası biraz değişik olup şöyledir. Her kim bir hasene işlerse ona 10 misli var. En'am 160. Ayetin hazır olunca Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, Rabbim ümmetimi arttır dedi. Kimdir o ki Allah'a güzel bir borç verir? Ayetin nazil oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yine, Rabbim ümmetimi arttır dedi de mallarını Allah yolunda harcayanların misali bir tane gibidir ki o tane yedi başak bitirir. Bakara 261 ayet-i nazil oldu. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi, ya Rabbim ümmetime arttır dedi de sabredenlere ecirleri elbette hesapsız olarak verilecektir. Zümer 10 ayet-i nazil oldu. Bu ayetin nafile sadakalar ve nafile Allah yolunda infakta bulunma hakkında nazil olduğu, zekatı farz kılan ayetten önce nazil olup zekat ayetiyle neshedilmiş olduğu da söylenmiştir. Ancak yapılan her şey misliyle verilir. O bir hakikattir. Aslında nafile olarak sadaka vermek, zekatın farz kılınmasından sonra da devam ettiği için mensuh olduğunu söylemeye gerek de yoktur. Doğru. Ve ilgili hadisler de burada zikredilmekte. Hazreti Ali buyuruyorlar ki, en iyi mal odur ki
sahibine hem ahiretini kazandırsın, hem de dünyadan gittikten sonra kendisini hayırla yad ettirsin. İşte sadaka-i cariye. Bitmeyen sadaka. Sürekli akıp giden sadaka. Burada da 261 ve 286. ayetler arasında gramer olaraktan tahribi İbn-i Acurri'nin çok veciz, hakikaten güzel. Bunu uzun süre ben aynı şekilde tahlilini yaptım. İstifade edilebilir. Suyuti'nin de var, fakat bu en güzeli. Yine 261, 280, aynı zamanda 186, 286. ayetler arasındaki belagat kuralları burada da ele alınmaktadır. Edebi sanatlar, Kur'an'da geçen edebi sanat olaraktan ele alınmış olmaktadır. Yani hangi sanat var, belagat kuralı var, o zikredilmektedir. İlmek ilmek Kur'an-ı Kerim'i ilmek ilmek tahlil edilmiştir her yönüyle. Bu da Kur'an'ın evrensel ve külliyetini ifade ediyor. Evet, demek ki her habbe hem meyve hem tohumdur. İnsan da böyledir. Ve bu yüzden muhabbetin eseri olan insan varlık ağacının hem tohumu hem meyvesidir. Efendimiz habbe ve muhabbet ağacının ilk tohumu ve son en mükemmel meyvesidir. Habbe muhabbetten geliyor. Aynı kökten. Habbe yani tohum dediğimiz şey, muhabbet aynı kökten geliyor. Kalbe konulan sevgi. Kainat habbeden, tohumdan meydana gelmiş. Efendimizin nuru kainatın tohumudur. Big Bang teorisindeki ilk madde, patlayan büyük patlamadaki madde tohumdur. Bakınız, bütün varlıklar üç şeyden oluşmuştur. Ya tohumdur, ya çekirdektir. Tohum, çekirdekten meydana gelmiştir, yumurta. Aslı itibariyle. Her şey bu üç şeyden meydana gelmiştir. Onlar da toprak, hava, su ve ateş. Bunların karışımından gelişmiş oluşmuştur. Fahri Razi'nin beyanı ve çiğne insan rızkı olan gerek meyvesi ve gerek hububatın ekserisi bereket-i semaviyle, semaviye ile gökten gelen özellikle su bereketiyle husule geldiğinden Cenab-ı Hak rızkın semadan nazil olduğunu beyan buyurmuştur. Yani rızıklar gökten geliyor rahmet eseri olarak. Ben su vesilesiyle. Evet, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bununla ilgili Kur'an'ın birçok ayetlerinde infak etmek, harcamak, sadaka vermek, Allah yolunda bunları infak etmek, bu ayet-i kerimeler onunla ilgili olan çıkartmış olduğumuz ayet-i kerimelerdir. İnfak etmek, Allah yolunda nafaka ve sadaka olarak vermek, 8 sayfa olaraktan burada Kur'an-ı Kerim'den geçen bu infak konusunu ele aldım. Evet, 262. ayet-i kerimede evet, mallarını demek ki özellikle burada ince olan nokta o. Başa kalkmamak. Allah için yapmak. Şimdi bununla ilgili olaraktan bir kısa anlatılır. Genelde böyle şeyler Nasrettin Hoca'ya mal edilir. Hoca bir gün yağmur yağdığı bir günde bir dostu kendisine şemsiye veriyor. Ve hoca yağmurdan ıslanmaktan korunuyor. Ama adam her gün hocayı görünce, hoca hatırlar mısın hani o yağmurlu günde ben sana şemsiyeyi vermiştim. Ha, eğer vermeseydim yamyaş olacaksın. Ah. 1, 2, 3, 5 her gördüğünde adam başa kalkıyor. Bir gün gene böyle söylediğinde orada havuz varmış. Hoca tuttuğu gibi kendisini havuza atıyordu. Vermeseydin ne olurdu? Bundan daha kötü olur mu? Olur muydu? Olmazdı. Ve ondan sonra adamın bir daha sesi çıkmıyor. İbn-i Saib ve Mukatil'den Medine-i Münevvere'deki en kıymetli sulardan birisi olan Rume kuyusu, ki demin onu ifade etmiştim Nuzuli ile ilgili olaraktan, böyle bir cömertlik var Abdurrahman İbni Avf ve Hazreti Osman'da. Ezen ifadesi, eza, eziyet. Tiksindirmek, iyiliğe balgam atmaktır ki nimet vermesi dolayısıyla bir kusur yüzünden şikayet etmek, el, dil uzatmak, yaptığı iyiliği yüze vurmak, başa kalkmak. Hep ezadır. Türkçe'de minnet genel anlamda eza yerine de kullanılmaktadır. Minnet etmek yani. Yaptığı iyiliği, tamam yaptıysan yaptın. İkide bir orada burada söylemenin, başa kalkmanın ne mantığı var? Maalesef bir hastalık. Evet, 263'te güzel bir söz. Sadaka. Onun içindir ki Efendimiz tebessümle beraber güzel sözün de sadaka. Güzel bir söz ve bağışlama. Arkasından da bağışlama. Peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Yani sadaka veriyorsun ama gönül kırıyorsun.
onu yapacağına güzel bir söz söyle. Hiç olmazsa o kalıcı olmuş olsun. Sürekli sadaka mesabesinde olmuş olsun. Evet, ve Kur'an-ı Kerim'de maruf ve münker ile ilgili yapılmış bir çalışmayı burada size fihrist olaraktan sizlere arz ediyorum. İstifade edilmesi vesilesiyle. Evet, ve 264. ayeti kerimede men ifadesi geçmişti. Başa kalkma. Onunla ilgili olaraktan burada tefsirlerden çıkartmış olduğum iki sayfalık izah var. Pertev Paşa bunu güzel ifade etmiş. Ne şemmet bülbülün verdin, ne de kardan incin, ne gayrin yarına meyletmesen ahyardan incin. Ne sen bir kimseden ah al, ne ahuzardan incin, ne sen bir kimseden incin, ne senden kimse incinsin. Sadaka verip de arkasından diken de sunmayacağız. Dikensiz gül gibi vereceğiz. Dikensiz gül gibi incitme diyor. Kimseden incinmeyelim ve kimseyi de incitmeyelim diyor. Hiçbir şekilde insanları incitmememizi istiyor. Lazım değil inayeti ehli tekebbürün. Bahşeyledim atasını veçi abusuna, kibirli kimsenin yardımı lazım değil. Onun yardımını asık suratına bağışladım. Öyle yani, ne asık surat, ne millet, ne başa kalkma. Olmaksın vereceksen Allah için, Allah rızası için ver. 264. ayet-i kerimede, kelimelerin de burada aynı şekilde tahlili. Hani hizmetçi kızım bir ağlıyormuş. Ne yapıp ettiysem bir türlü ağamı memnun edemedim diye. Komşu kadın sormuş, kızım nasıl hizmet ediyorsun ağana? Bana bir anlatır mısın demiş. Kızcağız anlatmaya başlamış. En güzel yemekleri yapıyorum. En güzel yağları döküyorum. En güzel tabaklara koyuyorum. Üzerine de tezeyi koyuyorum. En güzel, en taze bir hayvan tezeyini de üzerine kapatıyorum. Ama bir türlü ağama beğendiremiyorum diyormuş. İşte kimileri de böyle yapıyor. Adam güzel güzel ameller işliyor ama o amellerin üzerine tezekle kapatıyor. Yani riya ile, gösterişle kapatıyor. Halbuki Allah öyle bir ameli kabul etmiyor. Bununla ilgili hadiste size karşı korktuğumun en korkuncu büyük şirk. Bunun üzerine ashab sordu, ey Allah'ın Resulü, küçük şirk nedir? Buyurdu ki, riya gösteriştir. Kullar amelleri karşılığında ceza ve mükafatlandırılacakları gün gösterişçilere, dünyada kime gösteriş yaptınızsa onlara gidin. Yanlarında bir karşılık bulabilecek misiniz? Bir bakın derilecektir. Ortaklıkta ben ortakların en doygunuyum. Hiçbir ihtiyacım yoktur. Kim bir amel işler de ona benimle birlikte başkasını ortak eder, İbadeti yaparken başkası görsün diye bir niyet taşırsa, onunla o ortağını baş başa bırakın. Evet, ve öyle yani, ortağı olmaksın, riya içerisine, gösteriş içerisine, başa kalkma içerisine koymaksın, eziyet etmeden. Eza, canlı varlıklara dokunan zarardır, eziyettir, rahatsızlıktır, bıkkınlıktır, tiksinmedir, nefrettir. Bu gibi şeylerden beri ve uzak olmayı ifade ediyor. Evet, 265. ayet-i kerimede Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu. Yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur alması bile ona çiseleme yeter. Çünkü konumu uygun. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir, kelimenin tahlili. Evet. Ve tesbiten ifadesi sebete kökünden geliyor. Müminlerin bir savaş birliğiyle karşılarında direniniz. Yani ve tebbit akdamena, ayaklarını, ey Rabbim ayaklarımızı sabit kılma. Yerleşik, köklü manasına gelmiş olmaktadır. Evet, ve 266. ayeti kerimede böylece, yani böyle bir bahçeye sahip olsun da ondan sonra onu yıldırım vursun. Yani işte bu aynen deminki yemeğin üzerine konulan tezek gibi. Yani. Allah, yani yapıyorsun, hakikaten harika yapıyorsun. Ama sonradan getiriyorsun, üzerine bir tezek kapatıyorsun. Hayır olmaz. Allah için yapılan da öyle. Kiberu ifadesi, kibar, kebir, aynı ekber, aynı kökten gelmiş olan sagirin zıddı, küçüğün.
Kebir Kur'an-ı Kerim'de 8 şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Şiddetli, yaşça büyüklük, yaşlılık. Yaş itibariyle değil, görüş ve ilim itibariyle büyük, ileri, çok, el kesir, azim, pek büyük, azametli. Mülk, egemenlik, sultan, saltanat, ağır, uzun, uzayan, sürüp giden ve ilgili ayetler. Ve fahtarakat ifadesi haraka kökünden geliyor, yakmak manasına, yakmak, yanmış olmak, alevlenmek manalarına geliyor. O güzelim bahçe bir bakıyor ki yıldırımdan dolayı yanmış. Yine Kur'an'da demin onu ifade ettik, hurma ile ilgili gelen ayetler. Hurma ile ilgili, sadece onunla ilgili olan ayetler. Evet. Ve Kur'an'da yine üzüm ile, yani demin genel onu ifade etmiştim. Burada üzüm ile ilgili olan ayeti kerimeler, Kur'an'da gelen üzüm ve hurma ile ilgili ayetler. Evet, bu arada kıssadan bir hissemiz var. Zenginlikle gelen gaflet. Hazreti Musa zamanında çok fakir biri vardı. O kadar fakirdi ki kum ile tesettür ederdi. Bu kişi bir gün Hazreti Musa'ya, Rabbime benim için dua et de beni zenginleştirsin dedi. Hazreti Musa'nın duası üzerine Allah kendisine, o kuluma söyle, bu hali onun için daha hayırlıdır buyurdu. Tıpkı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Salebe'ye söylediği gibi, ya Salebe, şükredebildiğin az mal, şükredemediğin çok maldan daha hayırlıdır. Onu da anlatmıştım size. Dinlemeyenler onu hakikaten baksın, dinlesin, okusun, çok harika. Ama bir iki ısrar edince kendisine imkan verildi. Bir koyun aldı, bundan sürüler meydana geldi. Bu adam zengin oldu. Gel gör ki. Zenginlik bu adamı azdırdı derken içkiye başladı. Hazreti Musa bir gün bir yerde bir kalabalık gördü. Ve bu kalabalık neyin nesidir diye sorunca kendisine şu cevabı verdiler. Birine kısas uygulanıyor. Adam fakir biriydi, sonra zenginleşti. Fakat malıyla azdı, içkiye başladı. Ve derken tuttu birini öldürdü. Şimdi de cezasını görüyor. Allah alemin sevap. En doğru bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğru. Ve ahir davamın elhamdülillahi rabbil alemin.